Merhaba saygıdeğer izleyicilerimiz, kanalımıza hoş geldiniz. Öncelikle bugün Pliş Lollipop yapacağız. Pliş Lollipop yapmaya başlamadan önce videomuzu sonuna kadar izleyip beğenmeyi, paylaşmayı ve çevrenizdekilere önermeyi unutmayın. Evet, şimdi malzemelerimizi tanıyalım. Arkadaşlar, Pliş Lollipop için 6 adet Pliş bagetim var. Şöyle bir kase kaşarım var. Yani küçük kasem. 5 adet patatesim var. Şöyle doğradım ince ince. Haşlayacağım. Az bir un. Galeta unum, 2 adet yumurtam, tuz, karabiber, kırmızı toz biber, kekik, dereotu, 1 adet kapya biberim ve zeytinyağım var. Şimdi arkadaşlar, bunu güzelce tavuklarımızı, patatesimizi önceden haşlayacağız. Patatesimizi sonra daha sonra püre yapacağız. Daha sonra işlemleri adım adım izleyelim. Hep beraber önce patates haşlayalım, tavuğumuz haşlansın. Sırayla diğer işlemlere devam edelim. Evet, biberim de ocakta közleyeceğim. Bundan sonra bunu ince ince doğrayacağım. Evet, biberimi kızarttım. Soyacağım. Şimdi bunu ince ince küçük küçük doğrayacağım. Bu da hazır bekleyecek. Evet. Közleyip soyduğum biberlerimi küçük küçük doğrayacağım. Patatesim haşlanıyor. Tavuğum pişmek üzere. Az bir süt kaynatacağım şimdi püre için. İşlemleri görün diye malzemenin hepsini tam söylemedim. Malzemenin nasıl hazırlandığını, nasıl yaptığınızı görünüz ki ürünü ona göre yapınız. Sadece malzeme listesini ürün açıklamasına yazınca aynısı yapılmıyor. İzlemek gerekiyor, görmek gerekiyor. Çünkü herkes farklı farklı yapıyor. Kıvamını tutturmak gerekiyor. O yüzden şimdi tekrardan tavuğumuzun pişmesini bekliyorum. Ben buraya göstereyim. Tavuğumuz şu patatesimiz de haşlanıyor. Birazdan hazır olacak. Evet, tavuğumuz haşlanırken biz püremizi yapalım. Patatesimizi haşladık, suyunu süzdük. Böyle kabımızın içine alıyoruz. Bir kaşık tereyağı. Şöyle sütümüzden az bir şey döküyoruz. Baharatımızın hepsini döküyoruz. Tuz, karabiber, kekik, kırmızı toz biberimizden hepsini döküyoruz. Kalan tuzumuz vardı bir kısım. Onu da döküyoruz. Şimdi bunu güzel bir püre haline getirelim. Doğradığımız dereotumuzu ilave ediyoruz. Kaşarımızı da ekliyoruz. En bolundan koyalım. Şöyle güzel güzel. İyice karıştırıyorum bunu. Daha sonra biraz soğumaya bırakacağım. Tavuğumuz pişince diğer işleme devam edeceğiz. Evet, görüyorsunuz patatesim bu şekilde aldı. Şimdi bunu da dinlendireceğim. Tavuğun pişmesini bekliyorum. Evet, tavuklarım da haşlandı. Şimdi onları alacağım. Biraz soğuttuktan sonra didikleyip işleme devam edeceğim. Ama önce soğumasını bekleyelim. Evet, görüyorsunuz. 6 adet tavuğumuz. Evet, şimdi gördüğünüz gibi tavuklarımız haşlanmış. Şimdi derilerini alacağım. Derilerini kullanmayacağım. Kemiklerini atmıyoruz. Kemikleri de lazım bize. Şöyle şu başından ayırdım. Şöyle tavuklarımı güzel güzel en güzelinde didikliyorum. Şu kemikleri atmıyoruz. Şu kemikleri kullanacağız tekrardan. Ve içinde şurada kıkırdak var. Kıkırdağı, kemiği, her şeyi güzelce ayıklayacağız. Hiçbir şey kalmayacak şekilde. Sadece but kısmının eti kalacak. Evet, güzel güzel bütün tavuklarımı ayıklayacağım. Daha sonra doğrayacağım küçük küçük. Ve yaptığımız patates püresi de soğudu. Ona karıştıracağım. Ve sonra kızartmaya gidecek. Evet, gördüğünüz gibi şu kemikleri, kıkırdakların hepsini ayırdım. Kullanmayacağız bunları. Çünkü bunlar lezzetini bozacaktır. Evet. Şu kemikleri tek tek sileceğim. Tertemiz bir hale getireceğim. Gördüğünüz gibi 6 adet kemiğimiz var. Şu tavuğumuzu da bıçağımızla küçük küçük doğrayacağız. İşlemimize devam edeceğiz.
Şimdi kemiklerimi ayırken, bak şu kemiğin şu uçtan ayrılacak bir parça var. Bunu çıkartıyoruz. Sadece şu ucu kalacak. Şimdi bütün tavuklarımı küçük küçük lime lime doğrayacağım. Şimdi gördüğünüz gibi tavuğum şöyle sanki kokoreç yapmış gibi küçük küçük doğradım. Şimdi bu püremden ilave edeceğim. Şimdi bunu karıştıracağım. Biberimizi de koyalım. Evet, közlediğimiz bir adet doğranmış biberimizi de ekledik. Şimdi bunu karıştıracağım. Daha sonra paneleyeceğim. Herhangi bir tuz falan atmıyorum çünkü püremde tuz var. Tavuğumu da haşlarken tuz attım. O tuz yeterli olacak. Bunu iyice macun gibi olana kadar karıştırıyoruz arkadaşlar. Macun şöyle. Görüyorsunuz tutmaya başladı. Hepsi bütün malzeme bütünleşecek. Baharat, patates püresi, kaşar, tavuk hepsi bütünleşecek. Bu kadar yeter yoğurma. Biraz dinlendireceğim onu 1-2 dakika. 1-2 dakika sonra tekrardan işleme devam edeceğiz. Evet, şimdi gördüğümüz şu kemiğimizin kalın tarafı. Kalın tarafını kullanacağız. Evet, böyle alıyoruz. İşlem şu, kemiği etrafına doluyoruz. Böyle şekil vereceğiz buna. Daha sonra panelenmeye gidecek. Büyüklüğünü kendi isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. Tek elle görüyorsunuz. İşlem şu. Bunu daha sonra paneleyeceğiz. Hepsi tavuklarımızın bittikten sonra şöyle sıkınca yapalım ki açılmasın. Bütün hepsini aynı işlemden geçireceğiz. Evet, aynı şekilde ikinci tavuğumuzu da alıyoruz. Evet, görüyorsunuz bütün tavukları aynı işlemden geçiriyoruz. Eğer artarsa pürenizde tavuğunuz, onu başka şeye değerlendirebilirsiniz. Çünkü biliyorsunuz kemik sayısı belli olduğu için fazlalığı yapamayacağız. Onu da kalanını da farklı bir şekilde değerlendireceğiz. Şimdi yaparken şu alt kısma fazla ağırlık binmesin. Kızartırken size sıkıntı çıkartabilir. O yüzden dengeli yapın ki şu kemiği iyice tutsun şurada. Sonuncuyu da yapıyoruz. Bu gördüğümüz harcı yaparken içine un koyan da oluyor sıkı tutsun diye. Un koyduğunuz zaman kızartınca un kokusu gelebilir. Ben o yüzden koymayacağım. Ama un veya yumurta koymak sizin elinizde olan bir şey. İstiyorsanız öyle yapabilirsiniz. Ama aynı benim bu yaptığım şekilde yaparsanız kesinlikle dağılma falan olmayacaktır. Evet, alt tane tavuğumuz hazır. Görüyorsunuz bu da hazır. Evet, gördüğünüz gibi şöyle üçgenimi kurdum. Un, yumurta ve galeta unu. Önce unu bulayacağım. Daha sonra yumurtaya galeta ununu ve yağ atacağım. Ve tavuklarımızı da görüyorsunuz. Çok güzel şekilde duruyor. Bunları güzel güzel kızartacağız şimdi. Evet, tavuğumuzu una buladık. Undan aldık, yumurtaya koyduk. Şöyle iyice yumurtasını yediriyoruz. Biraz yumuşak olduğu için kibar davranırsanız iyi olacak. Evet, iyice yumurta yedirdikten sonra yumurtadan çıkartıyoruz şu şekil. Elle göstereyim. Alt tarafını iyice yedirelim. Kaşık vurduğumuz için sıkıntı oldu. Evet, şu işlemi devam ediyoruz. Şimdi alıp galeta ununa koyacağız. Evet, galeta ununa da buladık. Şimdi alıyoruz. Yağımızın içine hafiften bırakıyoruz arkadaşlar. Evet, işlem bu. Diğerine de aynı şekilde. Un. Kaşık ile unu bulayalım. Biraz kibar davranmamız gerekiyor. Çok hassas olduğu için. Evet, aldık unu, yumurtanın içine doladık. Güzelce yumurta yediriyoruz kaşık yardımıyla. Biraz daha büyük kaba koyarsınız. Siz daha rahat edersiniz. Ben biraz küçüğe koymuşum. Kameranın açısını girsin diye. Evet, iyice
Yumurtaya bulalım. Evet, her tarafını bulayalım ki tutsun. Şimdi galetamızı koyuyoruz. Her tarafını en bolundan iniyoruz. Evet, galetamızdan sonra yağ atıyoruz. İşlemleri tekrar tekrar aynı şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Biraz yumurta bularken büyük bir kaba alırsanız, benimki biraz küçük olmuş. Dediğim gibi kameranın açısına girsin diye. Evet, iyi. Dibini falan hep yumurtaladık. Evet, alıyoruz. Galeta ununu yediriyoruz her tarafına. Yağımızın altını kısıyoruz. Evet, bütün tavuklarımızı aynı işlemden geçiriyoruz. Ekstra bir şey yapmaya gerek yok. Evet, unladık. Yumurta. Keşke yumurta kabuğunu büyük alsaydım. Siz sadece yumurtanın beyazını da kullanabilirsiniz. Ben araya gitmesin diye hepsini kullanıyorum. Yumurtanın beyazını kullanırsanız da olur. Evet. Son bir tavuğum kaldı. Onu da yaptıktan sonra işlemimiz tamam. Sonra servise, sunuma geçeceğiz. Evet, işlemimiz tamam. Şimdi tavuklarımız kızarıyor. Onları bekliyoruz. Evet, tavuklarımız kızarıyor. Yağınızı kontrol etmek için ayarını kısabilirsiniz biraz. Şimdi yüksek ateşte yanacak, siyahlaşacaktır. O yüzden yağı kontrol etmek için. Tavuklarımız kızardı. Tabaklama işlemine geçebiliriz. Evet arkadaşlar. Ketçap ve mayonezle servis yapabilirsiniz. İstiyorsanız yanına hardal da koyabilirsiniz. Videomuzu beğenip paylaşmayı ve çevrenizdekilere önermeyi unutmayınız. Piliç lollipopumuz bugün hazır. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın, lezzetle kalın. Başka videoda görüşmek üzere.